kanalımıza hoş geldiniz. Bir önceki videoda bahsettiğim özgürlüğe açılan Jimin'imiz BTS için de bir ilke imza attı. Kadın dansçılar dışında oldukça temas barındıran bir koreografi ile karşımıza çıktı. Özellikle şu giriş sahnesini bırakın bir kişiyi dans eden 8 kişiden 6'sı Jimin'e dokunuyordu. Maşallah diyelim soldaki kızımız ayak bileğinden kalçaya, sağdaki kızımız tüm bacağı iki eliyle, biri arkasına yaslanırken şu erkek dansçı ise Jimin'imizin incecik belini kavruyordu. Özellikle göğsüne yaslanan yüzüyle de elini sevenden bahsetmek bile istemiyorum. Bu yetmezmiş gibi bir de karşılıklı dans ettikleri solo sahneleri de vardı. Tabii bu sahnelere bakarken aklımdan da kaç kez pratik yapmışlardır diye düşündüm. Jimin katıldığı canlı yayında ise ARMY'lere dansıyla ilgili izledikçe alışırsınız dedi. O zaman hadi ARMY canlarım, alışmanız için şu sahneleri birkaç kez izleyelim. Şaka bir tarafa solo döneminde Jimin'imiz küresel çapta başarılar istiyor. 90'lı yıllar disco müzikleri gibi olan şarkının bir de İngilizce versiyonunu yayınladı. Hemen de Amerikalı şov Jimmy Fallon'a katılarak dansı da ilk kez burada sahneledi. Tadına bakmama izin ver, iyi bir gece olacak sözlerini yansıtacak bir koreografiyi seçmesi de normal. Kabul ediyorum, biz Kore popuna alıştığımızdan bu görüntüleri görmemiz biraz farklı gelmiş olabilir. K-pop sanatçısı olarak bu koreografiyi yapması ise Jimin'in gerçekten de cesaret verici olduğunu da gösteriyor. Unutmayalım ki Jimin'imiz modern dans eğitimi almış birisi. Bir hikayeyi dansla anlatmak onun için de sanat. Solo dönemindeyken de bu eğitimini aldığı sanatını ortaya çıkartıyor. Bunu bilerek de onu izlemekse beni ayrıca gururlandırıyor. Kelebeğim özgürce sesini, dansını ve hikayesini ARMY'ye sunuyor. Sizlerin de konuya dair görüş ve düşüncelerinizi merak ediyorum. Hepinizi morluyorum. Jimin'le kalın. Hoşçakalın jelibonlar.